Ama ev, videoya hoş geldin. Bu sefer bu videoda hatalı pozisyon aldığına karar verdim. Çoğu kişinin. Belki sen değilsindir hadi. Ama video açısına göre yanlış alıyorsun. Bu hataların neler olabileceğini söyleyeceğim sana. Çünkü çok fazla yapılan basit hata var. Genelde çıktığım gibi one tap yiyorum denilmesinin sebebi aslında düzgün pozisyon alamamak. Ve bu videoda bunun bir daha olmamasını sağlayacağız biraz. Yani çoğu zaman. Videoya devam edeceğim ama sponsorlu bölüm önce. Ücretli kısım. Tanıtım. Sıkıcı durduğu için, FPS'ini düşürdüğü için veya RAM'inin tamamını kullandığı için falan yeni bir tarayıcı arıyor olabilirsin. OperaJX kullandığım diğer tarayıcıların hepsinden daha iyi. Sebeplerinden en önemlisi oyuncular için yapılmış olması biraz aslında. JX kontrol paneliyle tarayıcınız açıkken bilgisayarınızın oyun esnasındaki performansını arttırabiliyorsunuz. Yani eğer oyun oynarken bir yandan müzik dinliyor veya video izliyorsanız bu performansınızı etkiliyor tabii ki. Fakat JX kontrol panelindeki kolayca yaptığınız CPU ve RAM kısıtlama ayarıyla bunları ne kadar kullanacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da OperaJX'i oyun oynarken video izleyen insanlar için mükemmel bir seçim yapıyor. Aynı yerden OperaJX'in Network Limiter diye bir özelliği var. Bunu da kullanabiliyorsun. Ağ genişliğinizi limitliyor bu. Tarayıcının ne kadar internet kullanacağını limitliyor. Böylece lag olmuyor veya yayın yapıyorsanız falan takılmıyor. Aynı zamanda OperaJX farklı bir tarayıcıda kullandığınız ayarları, geçmişinizi, yerimleşlerinizi vesaire bu gibi şeyleri OperaJX'e aktarmanızı sağlayan bir özelliğe de sahip. Yani geçiş çok kolay. Opera'nın kendi mağazası olmasına rağmen Google Chrome eklentileri de ekleyebiliyorsunuz. Yani uyumlular. Chrome web mağazası üzerinden istediğiniz eklentiyi bu şekilde direkt olarak OperaJX'e ekleyebiliyorsunuz. OperaJX'in mobil versiyonu da var ve bunu bilgisayarınızdaki OperaJX'e de bağlayabiliyorsunuz. OperaJX'i denemenizi en azından kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bunu kullanmaya başladım. Farklı bir şey kullanmak çok istemiyorum. OperaJX'e bu videoya sponsor olduğu için de teşekkür ederim. İlki ve en çok yapılanı fark etmeden rakibin krosunun olacağı yerde sabit bir şekilde bekleyip açıyı tutmak. Sanki sen tutarken avantajlı olan sen misin gibi geliyor çünkü o da senin krosuna çıkacak. Ama sen onun çıkacağı zamanı ve hangi hızda çıkacağını bilmiyorsun. Ama rakip senin kafanın olduğu yere krosunu koyup bekliyor. Çünkü bariz bir yerdesin. Yani bariz bir yerdeysen. Mesela şu klipteki örnek. Burada ben yavaşça hamamı temizlerken krosumu yavaş yavaş sağdan sola doğru götürüyorum. Ve buraya bakan kişinin olacağı yer büyük ihtimal şu baktığım köşedir. Fark ettiyseniz krosum tam yorunun kafasında oluyor ben çıktığımda ve krosumu bir saniye bile oynatmadan sadece atış ediyorum. İşte bunun olmaması gerekiyor size. Yorunun yapması gereken burada sağ sol yaparak, girişik yaparak piklemekti beni. Böyle yapsaydı vuramayacaktım, infomu alacaktı. Ona göre belki benimle cenk edecekti, çarpışacaktık erkek gibi. Onun yerine yani yapman gereken hareketli bir şekilde tutmak. Ses çıkarmadan ufak sağ sol yaparak veya cover'a girişik yaparak yapabilirsin bunu. Kesinlikle sabit durmak çok büyük ihtimalle ölmene yol açacaktır. Bunu çoğu kişi biliyordur ama yine bilmeyenler illa vardır. Düşük elo'larda özellikle. Ama silahınızın ucu sizden daha önde duruyor. Yani ben burada bu şekilde durduğumda beni buradan bakan insan görecek. Nasıl gözüktüğünü anlamak için... Bekle dur. Ha, yapamadım ki yine. Lan yan düşüyor bu sürekli. Amına... Hayır. Yani hemen hemen şöyle gözüküyor. Bu kadar çıkmasa da ya böyle bir silah yok oyunda tabii ki bu kadar uzun duran ama yine şuraya kadar falan gözükür. O yüzden kendinizi şöyle dibe sokmayın. Şu an benim zaten kolum falan da gözüküyor buradan bakan birine ama anladınız. Silahınızın ucu sizden daha önde duruyor. Ya böyle durduğunuzda büyük ihtimal soldaki adam silahınızın ucunu sizden daha önce görür. Hatta sizi direkt görmeden görür. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bayağı önemli. Gözden kaçabilir. Başka bir önemli olan ve çok fazla unutulan bir konu. Bunu ben de çok fazla bakmıyorum. Çünkü o kadar tryhard oynamıyorum ama bazen gerekli oluyor. Rakibin yeteneklerini göze alarak pozisyon almak. Yani tabii ki karşıda Sova ve Sky olduğunu baştan biliyor oluyorsunuz. Bu düşünüp takip etmelik bir şey değil. Sova ve Sky varsa kaçamayacağınız köşelerde beklemek saçma. Çünkü drone'la büyük ihtimal gösterecek. Ama mesela karşının ultilerini de takip ederek pozisyon almanız gerekiyor. Breach ultisi, fade ultisi falan varsa side'ın kaçılmayacağı yerlerinde durmamanız gerekiyor. Mesela bu klipte ben Omen'in ultisi olduğunu fark ediyorum. Ve A Heaven'ı ultisine atacağını tahmin ediyorum. O yüzden A Heaven'ın köşesine geçiyorum. Köşesine ulti attığında ben orada bulunduğum için benim önüme ışınlanacak. Ve arkasında bakma gereği duymayacak. Çünkü köşede olduğunu zannedecek. Ben de onu vuracağım diye planlıyorum. Ve doğru çıkıyor. Tam düşündüğüm şey oluyor. Selamünaleyküm abi. Ferit abi buradan geçti mi? Aldım.
Kısaca rakibin ultilerini özellikle takip edin pozisyon alırken. Sonra bok gibi yerde kalıp takımınızı suçlamayın. En önemli şeylerden biri de bu tecrübeyle gelen bir şey. Biraz istemsizce alışılan bir şey. Ama öğrenmenizde fayda var hızlı bir şekilde. Çünkü çok önemli. Tecrübesizken çok yapılan bir hata. Kendinizi birden fazla açıya göstererek bir yer tutmamalısınız. Bu çok büyük bir hata. Düzeltmek için de dediğim gibi sadece tecrübe gerekiyor bence. Çünkü o anda düşünemeyebiliyorsunuz nereye gözüktüğünüzü. Mesela burada arkadaşım hamamdan vuruluyor benim yanımdan. O hamamdan vurulduğu gibi benim bir karşımda bir de hamamda bir adam olduğunu anlıyorum. Bu yüzden olduğum yerde durup savaşamam çünkü iki tarafta beni görüyor. Aynı anda piklerlerse ölürüm. O yüzden hemen sırtımı lambadaki adama veriyorum. Hamamı piklere geri doğru çıkıyorum. Hamamın görüşünden çıktığımda da lambadaki adamla birebir atmaya gidiyorum. Böylece beni iki taraf aynı anda hiçbir zaman görmemiş oluyor. Bu çok basit bir örnek. Elimde bunu anlatabileceğim farklı bir klip bulamadım. Kısıtlamanız gerekiyor. Pozisyon değiştirerek tek bir açığa gözükmeniz gerekiyor. Bunun için de devamlı pozisyon değiştirmeniz gerekiyor. Ulan hep aynı şeyi söylüyorsun be adam. Bunu daha önce bir videomda söylemiştim ama bu videoda söylemeden geçilecek bir şey değil çünkü çok önemli. Duvar dibini yapışık bir şekilde bekliyorsanız uzaktan gelen biri sizi siz onu görmeden görüyor. Mesela ben burada kendimi görüyorum ama o beni görmüyor. Kafası burada çünkü. Mesela yakınına gideyim. Şu an görmüyorum. Çünkü ikimiz de yakınız. Ben ne kadar uzağa gidersem o kadar avantajım var. Çünkü görmeye başlıyorum. Ama o beni hiçbir şekilde göremiyor. Kaçsana. Çin'e gir. Ne oluyor lan? Demek istediğimi anladınız. Böyle çok ufak yerlerde durmayın. Çok rahat gözüküyorsunuz. Hemen ölürsünüz. Genelde uzaklık avantajı sizde olsun. Mesela burada duruyorsanız sizi buradan bakan biri göremez. Çünkü ikiniz de aynı uzaklıkta duruyorsunuz birbirinize. Kısaca uzak açılarda durmaya çalışın. Burası fena değil. Adam yakından piklerse önce siz vurmuş oluyorsunuz. Evet. Sonraki söyleyeceğim ve bazen gördüğüm çok yaygın olmayan hata, spike'ı çözerken karşının sizi en son göreceği açıda durmak. Yani adam size karşıdan pikliyorsa nasıl anlatacağım lan bunu? Ya işte bu klipteki gibi karşımdan chamber pikleyeceğimi bildiğim için bombanın en sağına geçerek çözüyorum ki chamber'ın beni görmesi için bayağı bir açığa çıkması gereksin. Sonra da beklemek yerine ben onu pikliyorum. Çünkü o benim olacağım yeri anlamış oluyor. Ben bombanın en sağındayım. Çünkü sola baktı, göremedi beni. Bombanın en sağında olduğumu kesin emin. Oraya cross'unu koyarak çıkıyor ama ben beklemediğim bir anda kalkıp yürüyünce vuramıyor. Bu doğru hareket olur burada genelde. Oh my god, bro, you're the best. Oh my. Oh, that's a fucking nice shot. Büyük hatalardan biri daha. Sabit ve bilinen yerlerde durmak. Şimdi herkes, video izleyen herkes bana söylesin. Şuradan atak yaparken ilk bakacağınız yer neresi? Şurası demeyen varsa eğer yorumlarda çık kardeşim. Bir kere yalan atıyorsun. Böyle bir şey olamaz. Şu. Şimdi sen burada durup burada adam çıkmasını bekliyorsan yani ölmeyi biraz hak ediyorsun. Çünkü kafana cross koyarak çıkıyorlar. Boşuna saçma bir fight'a girmiş oluyorsun. Onun için yapmanız gereken şey o yüzden bazı zamanlarda 50-50 bölelim. Off angle tutmak. Off angle ne demek? Senin normalde kimsenin durmayacağı bir yerde durman demek. Yani şurası. Buradan kimse bakmaz. Yani şuradan çıkan bir adam böyle bakıp böyle bakacaktır. Sen de tam şurada durduğun için senin burada olacağını kimse beklemeyecek. Mesela bu biraz saçma bir off angle çünkü kaçışın yok. Chamber san olur. Mesela tam şurada durursan buradan bakan adam burayı kesiyorken vurup hemen çıkabilirsin. Böyle açılarda durman gerek. Bir örnek daha vereceğim. Şimdi size en sevdiğim bu map'teki diyeyim off angle'ı göstereceğim. Buradan karşıdan bakan biri sizin tam olarak burada olmanızı bekliyor ve size cross olarak çıkacaktır. O yüzden burada durmak biraz riskli. O yüzden burada durmak biraz risk. O yüzden burada durmak risk. Tamam mı? Burada durmaman gerekiyor eğer operatörün falan yoksa. Gereksiz bir risk. Ananın benim yapmayı sevdiğim şey buradan koşarsanız ayak sesiniz duyulmuyor hemen. O yüzden round başladığı an elinize bıçağı alıp şu şekilde koşarsanız ve şurada shiftlemeye başlarsanız buraya geldiğinizi kimse hiçbir şekilde duyamıyor. Aynı şeyi buraya koşarak da yapabiliyorsunuz.
Kendimizi karşıda düşünelim. Geldim buraya bakıyorum. Burada veya burada biri olmasının ihtimalini aklıma getirmiyorum. Allah Allah, çünkü karşımda Uğurcan gibi profesyonel bunu düşünebilecek bir oyuncu yoktur. Kimse de bilmiyor buraya koşulduğunu. Ben halimde bir kere bile denk gelmedim, öyle söyleyeyim. Bir senedir oynuyorum oyunu. Sonra buradan bir çıkıyorsun. Bat. Artık ölü sayılır. Tadında bir peak. Yani güzel bir peak. Öyle diyeyim. Yani off angle demek kısaca rakibin cross'unun olmayacağı saçma bir yerde durmak demek. Çok da saçma yerlerde durmayın tabi, ölürsünüz. Onu ayarlayın artık. Son göstereceğim şey de kaçamayacağınız yerlerde durmayın. Çok saçma ve çok gereksiz bir hareket. Mesela şurada bekleyip buradan korumak kesinlikle ölmenize yol açacak bir hareket. Kesinlikle. Eminim yani. Buraya Viper C'si, Raze bombası, Flash bir şey illa gelecek ve burada öleceksiniz. Maksimum bir kill alabileceksin. Böyle yerlerde durmak için Chamber gibi bir ajan olman gerekiyor. Ne? Böyle yaparsan durabilirsin. Bir sıkıntı yok. Çünkü bir sorun olduğunda çıkabiliyorsun. Ama Sage böyle ne bileyim. Aklıma ajan gelmedi. Oyundaki ajanları unuttum. Yani Jett, Reyna ve Chamber hariç bir şey sen. Burada durmak çok saçma. Bir kill aldıktan sonra çıkamayacağın bir yerde asla durman gerekiyor kısaca. Burası da saçma. Çünkü buradan çıkmak için de böyle koşman gerekiyor. Eğer burada kalırsan ve side'a pushladılarsa da buradan çıkman imkansız. Burada savaşman gerekiyor. Böyle yerlerden kaçınman gerek. Bu. Tamam, video bu kadardı. Hadi beğen, abone ol. Kanalı beğen. Videoya abone ol. Bay bay. İzle. Bir de başka video izle bak. Sağda solda bir şeyler çıkmıştır illa. Bas birine de bir şenlenelim anasını satayım.